Evet şu anda Ankara'dayız. Defi hacetini yaparken elektrik akımına kapılan Raşit Bey ile beraberiz. Olay nasıl gelişti hemen öğrenelim. Raşit Bey, tam olarak nasıl gelişti olay? Her yemekten sonra ben mahalleye çıkar dolaşırım. Evet. Her yemeğe, akşam yemeğinden sonra çıkar dolaşırım. Hem yürüyüş olur hem de başka şeyler olur. Buradan dolaşırken ben mahallenin hepsini işaretlerim. Gezdiğim bölgenin hepsini işaretlerim. 10 metrede bir durur işerim ben. Nasıl yani? 10 metrede bir dururum. Gittiğim güzergaha işerim ki kokudan bir daha kimse o benim güzergahıma giremesin diye. Kendi bölgemi işaretlerim. Nasıl bir şey oldu? Mahallede. 10 metrede bir dururum. İşerim, işe giderim. Arkadaşlar da bilir. Burası benim bölgem. Burası Rasim'in bölgesi. Buraya girmeyelim derim. He, o gece geldim. Burada dolaşırken sıcak da vardı elimde. İçimden çok, şimdi benim tutamama gibi de bir özelliğim var. Evet. Küçük yaştan beri, 7 yaşında başladı, önce yatak ıslamasıyla başladı. Tutamama problemi olduğu için de bulduğum yere hiç yer seçmedim. Hemen indirip ederim efendim. Buradan geçiyordum. Trafoyu ben çok severim. Yanında dolaşmasını da, bu işaretlere bayılıyorum. Buraya geldim. Burada tam şu duvarın oraya başladım yapmaya. Bunu yaparken bir anda bütün bir ses geldi önce, vızızım diye. Bana titreme geldi. Bütün etrafın, mahallenin ışığı söndü. Bütün Keçiören söndü aşağı. Karanlık kaldı Keçiören. Karınca buradan ışık yumağı çıkmaya başladı. Dedim uzaylılar mı geldi? Buraya yaparken bende bir kaşıntı olmaya başladı. Karıncalanma hissettim. Aşağı taraftan bana vuruyor. Karıncalanma. İçimden bir şey böyle kalktı. Kafamı aşağı çevirdiğimde alev çıktığını gördüm. Alevi görünce bir anda bir daha aktivasyona geçemeyeceğim aklıma geldi. İki elimle hemen yapıştırdım. Yapışmamla ellerim tutuşması, ellerim de yapıştı. Yani şöyle kaldım. Deriler birbirine yapışınca böyle kaldım. Ellerimi çekmek derken trafoya koştum. Yüzüstü yere atladım. Ellerim yandı. Her yere taşa vurarak söndürdüm ellerimi. Her şeyimi. Baygınlık geçirdim tabii. Arkadaşlar geldi, beni hastaneye götürdüler. Yüzünüzde de yanıklar zaten. Her yerimde var. Bıyığımın yarısı yanık. Kaşımın yarısı yanık. Allah'tan daha büyük bir hasar kalmadı. Ama... Ha, anladım tam olarak ne demek. Anlatabiliyor muyum? Evet, onu anladım. Artık yolun sonu yani. Ama şu anda yapmıyorsunuz bildiğim kadarıyla. En azından mesajımızı verelim buradan. Artık yapamıyorum. Tıkalı çünkü. Simsiyah durumda. Her benim olduğum gibi. Tıkalı, kas katı. Hep aynı şekilde duruyor. Hiçbir oynama yok. Hissiz. Anladım. Evet. Yani bir odunu yakmışsınız da simsiyah kömür halinde. Onu tam olarak anladım. Çok ayrıntıya girmeyelim isterseniz. Evet. Çok ciddi bir dram yaşamışsınız herhalde. Evet. Çok ciddi dram. İçin de hala yanıyormuş. Nasıl yani? Yani rüzgar estiği zaman bir dumanlanma oluyor. Beyefendi nasıl olacak şu an? İşte orman yangını da öyledir. Ağacın içten dipten yanar. Rüzgar demişken hemen bir konuya da gireyim. Bizim bir arkadaşımız var, Mahmut. Benim çocukluk arkadaşım. O da kuma yapıyor. Benimle sidik yarışına girer o sürekli. Mahmut buradan da beni izliyorsa selam olsun. Mecazi anlamda herhalde. Yok, ciddi anlamda sidik yarışına giriyoruz. Her cumartesi saat 7'de Tunalı İlmi Caddesi'nde sidik yarışımız var bizim. Sabah 7'de mi? Sabah 7'de boş oluyor. Yukarıdan Tunalı İlmi'nin oradan Karum'a kadar, Karum'un arkasından o Kuğulu Park'ın, şimdi geç kazılı oralar, çukur olarak ağaçlar hep gidik. Oradan oraya arkaya doğru Sheraton Oteli var ya, evet. O Hilton, o Arjantin Caddesi'ne kadar sidik yarışındayız. Kimse görmüyor mu vatandaşlar? Vatandaş tepkili. Ayıplamıyorlar mı? Olur. Vatandaş tepkili. Beyefendi yapmayın o zaman. Hayır canım, bu yani arkadaşımla eğleneceğim benim. Oraya gidiyorum. Mesela kaç durak üst üste işeme. Ben mesela 10-12 giderim. Ben ta Reşit Garip, Nene Hatun aşağı inip o büyük kolejin oraya kadar gidebiliyorum Tunalı'nın başından. Yürüyerek gidiyorsunuz. Yürüyerek 10 metrede bir işeyerek. Sidik yarış. Rüzgara karşı zor oluyor ama. Çok ciddi, enteresan hobileri barındırıyorsun. Gelmeyen kalmadı ya. Benim başıma gelmeyen kalmadı. Beyefendi siz... Ya benim başıma gelmeyen kalmadı bu sevdada. Ama artık yapmıyorsun. Ben mesela Boğaz Köprüsü'nden de yaptım. Ben aklına gelecek her yerden yaptım. Ankaralıyım. Şehir değiştirip yaptığım oluyor ya. Yani başka şehre otobüsten gidiyoruz iki arkadaş. Oralarda da yaptığımız oluyor. İstanbul'da mesela Boğaz Köprüsü'nde yaparken beni aşağı, Boğaz Köprüsü'nden aşağı bir zevkli oluyor ki. O onu yaparken beni tır çaktı bana. Nasıl yani? Tır vurdu yandan. Yatırık oldu bana.
Ölüm tehlikesi atlattınız. Atlatıyorum işte, sürekli ölüm tehlikesi atlatıyorum. Ha, bu arada bir şey daha öğrenmiş olduk. İnsanoğlu her gün yeni şeyler öğreniyor. İdrar iletkenmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Yani o kadar bir mod geçti ki benim idrardan. Nasıl o kadar iletken onu da anlamadım yani. O kadar bütün Ankara Keçiören'ün şebekesi geçti benim üzerimden yani. Şebeke benden girdi, çıkacak yer bulamayınca içeride patladı. Yani geçmiş olsun, bir daha da yapmamanızı umuyoruz artık. İnşallah da yapmazsınız. Ama şimdi Allah, şimdi bir daha geldi. Evet. Yine yapacağım. Yapmayın beyefendi, en azından kubunuza gidip yapın da. Hayır, buraya yapacağım, siz de çekin. Yok, biz çekemeyiz öyle bir şeyi. Çekin, habere katkım olur. Yok, bunları kötü örnek olmasın. Tam bunun altına işeyeceğim ha. Beyefendi, başınıza bir şey gelebilir. Bak, tam ölüm tehlikesinin altına işeyeceğim. Buna işeyeceğim bak. Ben bu saatten sonra karışamayacağım. Yok, ben hiç bu olaya da ön ayak olamam beyefendi.